arkadaşlar, ben Zülfü kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz su perelerinden bahsedeceğiz. Su pereleri üretiminin hakkında konuşacağız. Ben şu şekilde iki tane kap yaptım. Hepsini bir kapta tutmak istemiyorum. Olur da bir kaptakiler ölürse, atıyorum bir hastalık veya bir şey oldu mu toplu ölüm oluyor. Hepsini kaybetmek istemiyorum. O yüzden şu şekilde iki kap yaptım. Ve pet shop'tan gidip şu şekilde paket halinde satılan bir pound'a Türkiye'de de birçok yerde pet shop'ta satılıyordur diye umuyorum. Bunların birçoğu ölü ama içinde canlılar da var. Dediğim gibi çok çabuk büyüyebilen, üreyebilen hayvanlar bunlar. Eksi 1-2'ye kadar yaşayabiliyorlar. Yani dışarıda da çok kolay bir şekilde balkonda da üretebilirsiniz. Yemleri ise yeşil su diye tabir ettiğimiz yeşillendirilmiş, yani dışarıda hafif gölgeli, hafif güneş alan bir yerde bir kabın içine su koyduğunuzda bir hafta 10 gün içinde yeşillendiğini göreceksinizdir. Ve bu yeşil suyun içinde de kendi besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ben şimdi kurulumunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde iki tane kap yeter. Hiçbir şekilde temizleyici veya motor veya ısıtıcıya gerek yok. Normal şartlar, havalar sıcak, soğuk onlar için fark etmiyor. Dondurucu bir soğuk olmadığı sürece, çok sıcak olmadığı sürece dayanıklılar. Görüyorsunuz iş yerinde yaşayanlar da var. Ve bunlara yakından, yani çıplak gözle baktığınızda içindeki yumurtaları görebiliyorsunuz. Dur bakalım nereye kayboldunuz. Ben şimdi bunları boşaltayım suyun içine. İçinden çok canlı çıkmadı ama dediğim gibi çok çabuk üreyebilen ve hayvan olduğu için kısa sürede bir 10 günde falan burayı dolduracaktır diye tahmin ediyorum. Bunu sadece bir kurulum videosu olarak çektim. İlerleyen zamanlarda aşama aşama çoğaldığını veya azaldığını, tepkilerini göreceğiz arkadaşlar. Sizin de bunlarla ilgili sormak istediğiniz soru varsa videoda belirtebilirsiniz. Ben bunları aldım çünkü gittim diğer akvaryumları kurdum, balıklar aldım ve canlı yemle beslemek istiyorum. Bunların faydası çok var. Renkleri balıkları çok mükemmel yapıyor. Devamlı canlı yem vermek zorunda değilsiniz. Çünkü metabolizmaları da bozulabilir hayvanın. Arada bir normal kurutulmuş yem, işte birçok kişi farklı sebze meyveler de veriyorlar. Onları da yapabilirsiniz. Ama ben bunları bir nevi dediğim gibi besili ve sağlam, sağlıklı olsunlar diye üretmek istiyorum. Ve zevk alıyorum. Çünkü hobiyle uğraşıyorsan şayet kendi üretiminizi yaptığınız zaman daha keyifli bir hal alıyor tabii ki. Benim de yapmaya çalıştığım şu anda o. Görüyorsunuz 3-5 tane burada var. Birkaç tane de bunun içinde var. Ama çok canlı çıkmadı. Tabii son gününe yetiştim. Normalde ilk geldiği gün gittiğiniz zaman o poşetin %90'ı canlı olmuş oluyor. Ama içlerinde var yani. Bunlar da dediğim gibi bir haftaya falan yumurtlayacaklardır. Ondan ziyade yeşil su. Yeşil suyu da o zaten çok ayrı bir konu. Onu yeşil suyu yaptığımızda onun da videosunu çeker atarım. Bunlar bir hafta 10 günlükken yavrulamaya başlıyorlar. Ta ki ölene kadar. Ömürleri çok uzun değil. Yani o yüzden mümkün mertebe alırken kepçenizin birazcık yavruları içe bırakacak. Yani tekrar atıyorum kepçeyi daldırdınız. Büyükler gelecek ama küçükler dipte kalacak. Çünkü ortalama 1-1,5-2 aylık bir ömürleri var. Ve birazcık daha büyüyüp görkemli oluyorlar. Tek olay o. Ama dediğim gibi ömür kısaları, ömür hayat uzunlukları bayağı bir kısa. Ve her gün neredeyse yavrulamaya başlıyorlar. O da güzel bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.